Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eşimin isteği üzerine ıspanaklı tepsi böreği hazırladım arkadaşlar. Normalinde bu tarifi videoya çekmek aklımda yoktu ama sonradan sizleri de düşünerek hemen kameramı kurdum ve tarifimi çekmeye başladım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo un, 1 yaş maya, 500 milim ılık süt, 150 ml ılık su, 1 yemek kaşık tuz, 1 yemek kaşık şeker. Evet, hamurumuzu hepsini yoğurup mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra da gördüğünüz gibi ıspanaklı iç harcını hazırladım arkadaşlar. Tavaya zeytinyağı, sıvı yağ karışımı koydum ve bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı kavurdum. İnce doğradığım ıspanakları da ekleyip şöyle güzel bir kavuruyorum. Kısa bir süre sonra zaten ıspanaklar ölüyor. Gördüğünüz gibi kavruluyor. Şimdi baharatlarla lezzetlendireceğim. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, acı pul biber seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Biraz da acı biber. Evet, hamurumdan arkadaşlar iki tane büyükçe beze aldım. Tamamını bu börekte kullanmadım. Sonrasında pizza yaptım. Bazlama yaptım. Hamurumu bu şekilde değerlendirdim. Evet. Yapmış olduğum bezelerimi tepsimin boyunca açıyorum. Normalinde biraz daha kalın yapmak istemiştim. Ama kalın belki iyi olmaz diye cesaret edemedim. Ama sizler daha kalın hamurunu istiyorsanız arkadaşlar daha kalın bezesini yapabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Çok da güzel olacaktır. Bir dahaki sefere denersem hamurunu daha kalın tutacağım. Böyle biraz kek hamuru gibi olsun istiyorum bir dahaki sefere. Evet, küçük borcam tepsimin tabanını önce sıvı yağ ile yağladım. Açmış olduğum bezenin bir tanesini tepsime yerleştirdim ve hazırlamış olduğum ıspanak harcını da yufkanın üzerine güzelce yayıyorum. Ben biraz daha lezzetlensin diye beyaz peynir oldum ve kaşar peynir ekledim. Kaşar peynir eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa beyaz peynirle yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde iç harcını hazırladım. Diğer açmış olduğum yufkayı da üzerine kapattım. Kenarlarını güzelce bastırdım ki iç harcı çıkmasın diye. Bir tane yumurtanın sarısını da fırçayla her yerine gelecek şekilde sürdüm. En sonunda üzerine susam ve çörek otu serptim. Bir taraftan fırını açtım. Isıtıyorum arkadaşlar. Önceden ısınmış fırında pişireceğiz. Susam, çörek otu. Seviyorsanız bolca serpebilirsiniz. Her derde şifadır. Çörek otu biliyorsunuz. Bolca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böreğimi hazırladım. Şimdi fırına vermek için hazır. Fırınımı önceden açıp ısıttım. Önceden pizza pişirmiştim. Fırınım zaten sıcaktı. Taban katına pizza taşım da vardı. En taban katına koydum. Alt üst ayarda 200 derecede yaklaşık 35 dakika, 35-40 dakika arası altın renk alana kadar, güzelce renk alana kadar böreğimi pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi şahane oldu. İlk etapta üzeri biraz kıtırdı. Durdukça yumuşuyor arkadaşlar. Yumuşak bir börek olacak. Evet. Tepsime çıkardım bu şekilde. Dilimleyip servis yaptım. Dediğim gibi ben daha kalın olsun istiyordum. Yani daha doğrusu eşim daha kalın istiyordu. Kekin kalınlığı gibi arkadaşlar. Bir dahaki yaparsam hamurumu oldukça kalın tutacağım. O şekilde böreğimi yapacağım inşallah. Unutmazsam o zaman sizlerle de paylaşırım. Evet. Gördüğünüz gibi böreğim
Şahane pişti. Ispanaklı, bol peynirli tepsi böreğim. Şahane oldu. Gerçekten lezzetliydi. Bizler beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz, seversiniz. Yapanların yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.